Burada bugünün siyasetinde bence en önemli konu Akşener'le Levent Gültekin arasındaki tartışma. Muhalefet diye bir şey kalmadı ki, hepsi birbiriyle uğraşıyor demiş. Aynen öyle. Karbon vergisi getirmek isteyenlerin hepsi jetle geldi toplantıya. Amacın iklim olmadığı ortada. Ama millet uyuyor hala. Çok doğru. Esas vergi onlardan almak gerekiyor. Mesela Erdoğan'ın 11 tane uçağı var ya devletin. Ondan çok büyük vergiler almak gerekiyor. Havayı kirletiyor çünkü. Her biri. Peki muhalefet seçmenin nabzını tutuyor dedik. Gelelim Akşener meselesine. Akşener Levent Gültekin'i mahkemeye verecekmiş. Onu öğrendik. Şimdi Levent Gültekin farklı açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen bir gazeteci veya kendini köşe yazarı olarak gösteriyor Levent. Kitaplar yazıyor vesaire. Onun sözünü alabilecek miyiz? Getirebilecek miyiz? Ahmet, yoksa ben buradan okuyabilirim arzu edersen. Sıkıntı yok benim. Hiç şey yapma. Ben buradan okuyorum. Dur bakayım. Burada. Şimdi iddia şu yönde. İddiamız, daha doğrusu Levent Gültekin'in iddiası şu yönde. Geçtiğimiz günlerde, ona girmeden önce de Levent Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddia gündeme getirmişti. İşte zamanında ben Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmiştim. İşte sizi aday yapmak istiyorlar, kazanamayacaksınız, öyledir böyledir. İşte o da demiş ki Levent Gültekin'e, Levent demiş, ben istemiyorum ama beni yapmak istiyorlar. Ben durduramıyorum bunu demiş. Yani daha sonra bunun, özür dilerim, doğru olduğu da ortaya çıktı. Yani Levent Gültekin'in doğru söylediği ortaya çıktı. Şimdi Levent yeni bir iddia ortaya attı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili. Meral Akşener şöyle diyor Levent Gültekin. Meral Akşener seçimlere 1,5 yıl vardı. Bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu'nu kastederek bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parasıyla anket yaptırıyorlar. Kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar Cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem dedi. Ve bu artık doğru mudur değil midir bilmiyorum. Bu Levent Gültekin'in iddiası ve Meral Akşener de benim böyle bir sözüm yok, mahkemeye vereceğim kendisini demiş. Tabii bu aşamada bence yapmıştır siyasetçiler ya. Yani evet, Levent'e ne kadar güvenirim, Meral'e ne kadar güvenirim veya Kılıçdaroğlu'na ne kadar güvenirim. Hiçbiri benim yakın arkadaşım değil. Evet, Levent Gültekin'e konuşuruz ederiz. Meral Hanım zaten ne arkadaşım ne siyasetten konuştuğum bir kişi. Kemal Bey ne arkadaşım ne siyasetten konuştuğum, ayrı kulvarlardayız. Yani hiçbirini tanımıyorum. Sadece bir iki kere Levent'le konuşmuşluğumuz var. Güvenilir mi güvenilmez mi bilemem. Kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor bilemem. Ama şunu biliyorum. Siyasetçi yalan söylemeyi sever. Veya siyasetçi dün yaptığı bir şeyi bugün kabullenmemeyi sever. Bunun örnekleri çok uzun geçmişte de var. Çok yakın geçmişte de var. İşte görüyoruz muhalefetin örnekleriyle veya seçim sonrası muhalefet liderlerinin açıklamalarıyla yalan söylemeye potansiyeldir siyasiler. Ve işte ana muhalefet liderinin yaşattıkları, diğer parti liderinin yaşattıkları, yani ben hemen için dönebilirler diye tahmin ediyorum. %50 ortadayım ama siyasetçi karakterini, Türkiye'deki siyasetçi karakterini de biliyorum. Bu mahkeme nasıl sonuçların onu bilmiyorum. Ama ortaya çıkan manzara eğer doğruysa, bir de adam neden yalan söylesin ki? Bir de öyle bir durum var. Levent Gültekin yalan söyleme ihtiyacı yok ki. Ve önümüzdeki günlerde nasıl bir şey ortaya çıkar onu hep birlikte göreceğiz. İşte böyle kısır çekişmeli içerisindeyiz. Şimdi gelelim mülakatla ilgili konuya. Bakın, liderler verdikleri sözü, verdikleri vaatleri de unutabiliyorlar. Ve yalan söyleyebiliyorlar. Dedim ya size, siyasetçi çok kolay yalan söyler. Ya her an için yalan söyler. Şimdi mesela Erdoğan diyor ki under kontrol, ekonomi kontrol altında. Oradan Şimşek diyor ki çok büyük mücadele vereceğiz. Hangisine inanacaksın şimdi? Bir tanesi diyor ki işte 2024 yılında Erdoğan 2024 yılında diyor işte enflasyon düşmeye başlayacak. Nereden biliyorsun? Düşmeyecek. Yıllarda düşecek diyorsun. Doğru söylemiyorsun. Yalan söylüyorsun bence. Milleti kandırıyorsun. Yani siyasetçi, politikacı yalana çok çabuk başvurabilir ve onunla da işte milleti avutabilir, onunla milleti kandırabilir. Şimdi burada Meral Hanım'ın tepkileri aşırı sert, kırıcı, halktaki sempatisini kaybetti demiş Çiğdem Baş gönderdiği mesaj. Bilemem, onu da sandık gösterecek.